Röportaja yumruk atar gibi başlamak lazım der. Bize İngiltere'de bu mesleği öğretenler. Evet. Babanız size hiç ateş etti mi silahla? Etti. Etti. Neden? Ee, tabii e, sonra, seneler sonra bu konular konuşulduğu zaman herkes kendine bir haklılık payı çıkartıyor ama bu İnsanları yaşanmış gerçekten dışarıya başka mecralara çektiğiniz zaman haklılık payları yükselmez. Emel Sayın konusundan bu olay çıktı. Ben olayı ilk duyduğum zaman, çünkü bunun için çok iyi oldu bu soruyu sormanız. Geçenlerde yine bir yerde bir röportaj yaptığımda, Röportajı alıp kullanan internet medyasında şöyle bir başlık atmışlar. Emel Sayın yine Sacit Aslan'ı kızdıracak. Ben niye kızayım ki Uğur abicim? Niye kızayım? Ben bu hadisenin ilk başlangıç noktasında duyduğumda, <laughs> makul ve mantıklı olarak ilkokul çocuğunun anlayabileceği ölçüde kendilerini ikaz ettim. Çünkü Emel Sayın o tarihte evliydi. İsmet Kasapoglu'yla. Bunun son derece yanlış ve çirkin bir hadise olduğunu, bu eğer daha yaşanmamış başlangıç gibi bir noktadaysa, bunu herkesin anında unutmasını ama unutmaz bu işe süratle devam ettikleri zaman bunun sonuçlarında hatırı sayılır üzüntüler olacağını da söyledi. O tarihte A'dan Z'ye kadar herkes bana karşı çıktı. Sen bu işlere karışma dediler. Ve iş ne zaman ki ciddiyete bindi, Nikah gidiyor. O nikaha gittiği anlarda o sen bu işlere karışma diyen beyefendi rahmetli Fahrettin Aslan Bey birdenbire o dediklerini unutup bu evliliğe muhalefet etmeye başladı ve üst boyutlarda muhalefet ediyor. Ve bir gerekçesi var. O gerekçe eğer doğru ise o tarihte şu anda burada telaffuz etmeye ve anlatmaya da imkan ihtimal yok. Yani kardeşiniz de evlenecek. Evet, değil. benden değil. Selçuk'tan bahsediyorum. Evet. Allah rahmet eylesin. Bunun münazaralığı, münakaşası yapılırken hiç, annemin talimhanedeki evinde iş bir anda çığırından çıktı. Belinden simit ve sonra çekti ve sıktı. Herhangi bir yere hedef göstererek sıkmıyor. Gayri izami sıkıyor. Allah yardım etti, mermi gitti, bir e, otur, annemin oturduğu koltuğun ayağında saplandı, ahşap kısmına. Tabii düşünebiliyor musunuz? Bir apartmanın içerisinde 38 simit ve son silah patlıyor. Ve o tarihte. Dolayısıyla Sene kaç? Bir... Sene 78-79 buralarda. Yani üç aşağı 5 yukarı yanılabilirim. Kaçtık tabii. Kovalıyor bizi. Taksim Meydanı'nın ortasında arkamızdan bir tane daha sıktı. Ve o mermi geldi. Taksim tarafındaki Maksim'in ön giriş kapısının aşağı inen merdivenlerin ilk başlangıç basamağına saplandı. Allah yardım ediyor ki hani şansımız var ne bana geliyor ne Selçuk'a ya geliyor. Kimseye. Yani Taksim Meydanı'nın ne oluyor bu? Ya. Kıyametin o düşünebiliyor musunuz? O gecenin o sessizliğinde evet. 11.30-12'de Taksimin ortasında böyle bir silah patlamasını. Ya ne gelen var ne giden var, ne arayan var ne soran var. Böyle bir silah patlamış ortada bir Allah'ın kulu bir resmi polis yok. E her zaman yani dua ediyorum ki yani iyi ki bu mermi bizim bir tarafımıza gelmedi ayağımıza gelse belden aşağı gelse sakat kalacağız. Belden yukarı gelse zaten hücreten orada gideceğiz. Ne o? Şimdi bize silah atılmasının sebebine bakar mısınız? Emel Sayın ve Selçuk Aslan evlenecek veya evlenmeyecek. Ya size söyledik zaman başından. Bu işin yanlış başladı bu iş. Bu olmaz. Olmaması gereken bir davranış biçimi. Yapmayın bunu dediğimde hep bir ağızdan Gazino'nun müdürü "Efendim o yanındaki şakşakçılar beyefendi sen bu işe karışma." dediler. E karışmadık ama sonunda silah bize sıkıyorsunuz. Hiç karışmayan adamı Emel Sayın konusuna daha sonra geleceğiz. Çünkü bir MIT raporunda asla adı geçmemesi gerekirken, değil mi? Emel Sayın'ın adı Bakın. geçti. Oraya geleceğiz. Oraya gelelim, orada da söyleyeceklerim Biraz var. Biraz sonra geleceğiz. Hayır, oraya. ne zaman isterseniz. Ayrıca o babanızın bahsettiği Simit besson o, revolver, toplu tabancayı Topu, toplu tabanca, evet. ben de gördüm. Evet. çünkü <laughs> Size bir şeref oldunuz mu lan? <laughs> evet. Bana göstermek istedi ama bana ateş edemedi. Edemedi. Şimdi birazdan oraya da geleceğiz. Neden ben o silahı gördüm? Niçin o silahı bana gösterdi? Ve niçin ateş edemedi? Oraya geleceğiz.